Bize gerekeni yazdım. Şimdi ama bir mala ver. Çok geldi. Başı bana kirlenir ya. Bu seneki 2024 yılı çalışmalarındaki özellikle kafa taslan iş en önemli buluntularımız arasında. Bizim altımızda A katı var, işte Karahan ve Göbekli ile Çağdaş. A'daki sağlam taşı anlık mimari var, görüyor musunuz? Evet. Normalde bu dönemde kare olması lazım mimari. FNB. ...2021 yılında başladık çalışmalarımıza ve aslında ilk yılda da iskelet buluntularımız vardı ama bu sene yaptığımız çalışmalarda özellikle bir özel yapı içerisinde, niş içerisinde bulunan kafatası özgün bir buluntu olarak değerlendirilebilecek bir örnek olarak karşımıza çıkmakta. Uzmanımızın yaptığı ilk değerlendirmelerde özellikle bu içinde bulunduğumuz coğrafya içerisinde, hatta yukarı Mezopotamya'da ölü gömme gelenekleriyle ilgili bu sürecin anlaşılması açısından büyük bir boşluğu dolduracağı düşünülmekte bu kafatasının. Zira benzer yerleşimlerden Karahan ve Sayburç yerleşimlerinde geçtiğimiz yıllarda bir takım iskelet parçaları ve kafatası üzerinde kesik izlerinin olduğunu biliyorduk. Fakat bu işlemlere ulaşana kadar kafatasının ne şekilde bir uygulama yapıldığı konusunda büyük soru işaretleri vardı. Sefertepe'de bu niş içerisinde bulduğumuz kafatası bu sürecin anlaşılması açısından büyük bir boşluğu dolduracak ve bilim dünyasını heyecan kazandıracak diye düşünmekteyiz. Kafatasının olduğu yeri diyorsunuz, evet. Değil mi? Tabii. Şimdi genelde buradaki gömütlerin hepsi ikincil gömüt olarak karşımıza çıkmakta. Bu da şu demek, ölü bir yerde çürümeye bırakıldıktan sonra bu işlemin ardından kemikler ayrılıyor ve yerleşim yerine geri getiriliyor. Ve biraz önce söylediğim o çeşitli uygulamalar, kesikler ya da yanık gibi işlemler yerleşim yerinde gerçekleştiriliyor. Bugüne kadarki süreçte biz bu kesik ve yanıklı örneklere rastlamıştık. Fakat bizim bulduğumuz nişteki kafatası, bu işlemler başlamadan önce kafatasının özel bir alanda sergileniyor olduğunu göstermesi açısından da önemli. Karahan Tepe'den ele geçen kafatasında da çok sayıda kesik vardı. Biz bunların aslında bir bedene ikinci gömü uygulamaları çerçevesinde yaptıklarını biliyorduk. Ama bedenin kişi öldükten ikinci gömü uygulamasına kadar geçen süre içerisinde nasıl saklandığı, sergilendiğine ilişkin bir bilgimiz yoktu. Sefertepe aslında bu nişten ele geçen kafatasıyla bu tür alanlarda, özel alanlarda, özel yapılarda bu kafataslarının saklandığını, sergilendiğini ve çeşitli ritüellerin buralarda uygulandığını göstermesi açısından son derece önemli veriler sağlamış oldu.